Herkes tekrar hoş geldi. Zaten az sayıda ve gayet samimi bir ortamdayız, öyle uzatmıyorum lafı. Oral abinin isyan günleri 68, 55 yıllık bir tarihi konuşacağız bugün. 55 yıl önce başlayan bir tarihi, 68'i konuşacağız bugün. Sözü direkt Oral abiye veriyorum. Anılarına 68'i, 68'den sonraki 78'i, 12 Eylül dönemine ve tabii ki hayatının sonraki döneminde şekilleyen 68 ve aydınlık dönemini anlatan kitabını yazdın oralarda. Sen istediğin gibi lafa başla, zaten ağırlıklı soru cevap devam ederiz herhalde. Şimdi biz 68 hareketini ilk başladığında bizden önce ne vardı diye baktığımızda İttihat Terakki Hareketi ve Jön Türkler var. Tarihe baktım, o zaman hesap etmiştim. 1918-20'lerden 1965'e kadar kaç sene geçmiş diye. 45 sene geçmişti. Bize o kadar uzak bir tarih geliyor. Şimdi 68'e kendi açımdan bakıyorum, 55 yıllık bir geçmiş. Yani oldukça uzun bir tarihi süreç. O yüzden şimdi mesela ben memleketime gidiyorum, Mersin, Tarsus, Adana. Şehri tanımıyorum. Hakikaten şehre yabancı hissediyorum kendimi. Çünkü o kadar büyük, uzun bir zaman geçmiş ve o kadar büyük değişimler yaşanmış. Yani şey olarak, maddi olarak baktığın zaman çok uzun bir değişim, çok uzun bir süreç bu. Fakat bizim açımızdan, kendi açımdan baktığım zaman koşa koşa devam ettiğim ve bir durduğum zaman 55 yıl geçmiş dediğim kısa bir an hikayesi gibi. Yani bunun içine işte iki tane askeri, üç tane askeri darbe girdi. Örgüte girdik, 20 sene örgütte olduk. İdamdan yargılandık. Yani bu Türkiye'nin başına ne geldiyse o dönemde bizim de başımıza birlikte geldi. Ve tabii bir şöyle bir şey var. Bizim kuşak aslında büyük ölçüde telef oldu. Benim kanaatim. Yani şöyle telef oldu. Çok baskı gördü. Bir de hiç bilmediğimiz bir isyana kalkıştık. Yani işte denizlerin, mahirlerin falan başvurduğu eylemler, yani dünyada nasıl olduğunu bilmediğimiz ve nasıl yapılacağını bilmediğimiz eylemlerdi ve çok büyük tahribatlar ve çok büyük yıkımlar oldu o eylemler sırasında ve bir daha kendini toparlayamadı. Yani toparlayanlar da daha çok eskiyi de nasıl devam ettirebiliriz diye körlemeye gittiler. Yani eskiyi devam ettirmeye uğraştıkça sönüm veren, giden bir şey oldu. Mesela aynı şeyi Avrupa yaşamadı. Avrupa'da biz işte Avrupa Birliği görüşmeleri sırasında 68'li birkaç gazeteci vardık. Giderken gelirken Cengiz olsun, Osman Ararat olsun. Ya bunlar hepsi şey olmuşlar adamlar. Başbakan yardımcısı, Avrupa Parlamentosu. Mesela Avrupa Parlamentosu başkanı, şimdi adamın adını hatırlamıyorum. Eski bir Portekiz Mavcı Parti'nin başkanı. Avrupa Parlamentosu başkanıydı. Yani bizde dışlanıp ezilirken 68, Avrupa bunu biraz kendi enerjisinin içine katarak bir şey, yeni bir ivme yaratmak konusunda kullandı. Bir kere yani devletler arası ilişkiler bakımından baktığımızda böyle bir fark var. Biz gerçekten şöyle oldu, yani bizim kuşağa baktığımız zaman isyan eden kesimi veya isyan eden, en azından destekleyen kesimi büyük bir hayal kırıklığı. Şimdi tabii bu hayal kırıklığını nasıl ele alacağız? Bu kadar büyük sembolize olmuş insanların bir şey bırakmadıklarının konusunda nasıl bir tavır alacağız? Bu da çok kolay değil. Yani şimdi ben İbrahim Kaypakkaya'yla yakalandığım ana kadar beraberdim. Şimdi İbrahim Kaypakkaya benim için çok sevdiğim bir arkadaşım ama yani sonra da 20 yaşında genç bir delikanlı. Şimdi onu başka türlü anlıyor insanlar anlarken. Yaptıkları, söylediklerini yola çıkarak. Aynı şey Deniz Gezmiş, Mahir Çayan için geçerli. Yani bu arkadaşlarımız büyük, önemli isyan ateşini yaktıkları işlere kalkıştılar. Kalkıştıklarında başarılı olması mümkün olmayan bir macera olduğunu biraz uzaktan bakınca anlıyorsun. Ama hayat şöyle yaptı, yani hiçbir çaresizlik olduğu halde isyana devam ettikleri için toplum onları kahraman ilan etti. Onlar bizim toplum açısından kahraman ama bizim açımızdan arkadaşlarımız, ne hatalar yaptılar, ne gibi şeyler yapmadan kurtulabilirdik
bunların hangileri ele alınmalıdır. Bence ben bu açıdan önemsiyorum artık tarihi. Yani ne hatalar yaptık, neyi yanlış anladık da bu kadar büyük yenilgiye yol açan. Yani şimdi düşün, deniz gezmişler şöyle düşündüler. Dağa çıkacağız, ondan sonra şeyde Küba'da olduğu gibi etrafımıza köylü gelirler, gelecekler, katılacaklar. Şehre doğru inişi başlayacak ve devrimi yapacağız. Yani özetle böyle bir devrim hayali içindeydiler, devrim ütopyası içindeydiler. Şimdi bugün baktığımız zaman bu çok gerçekçi, ne kadar gerçeklerden uzak gibi gözüküyor. Ama bizim için o gün çok canlı bir şeydi ve ya olur mu sorusunu sorduruyordu. Mesela ben hiç unutmuyorum, Kaypakkaya ile Antep'te tartışıyoruz. İşte bir an önce ayaklanmamız lazım, ateş silahlı mücadele başlaması lazım diyor Kaypakkaya. Ben de diyorum ki ya kardeşim bizim yatacak yerimiz yok, oturacak yerimiz yok, sokakta kalmış durumdayız. Yani neden bahsediyorsun sen diyorum. Neden bahsediyorum dedim. Bir köylü arkadaşlarla görüştüm dedi. Onlar dedi silahlı mücadeleye başlama kararı almışlar. Neyse bulduk köylüyü. Ne diyorsun dedim. Ya diyor şeyler çıktı, siz de niye çıkmıyorsunuz diyor. Denizler bak çıktı dağlara diyor. Dedim sen gelecek misin? Yok diyor. Yani şimdi öyle bir dönemde ki kendi bulunduğumuz ortamın çok ötesinde bir Türkiye, gelişmiş bir Türkiye hayali ve devrime hazır bir Türkiye hayali. Hatta ben tartışma olsun diye, tartışmayı geliştirmek için Mao Zedong'un ne yazıları vardı ya? Sürekli okunanmış. Yok değil, şeyi anlatan devrim yazılarıydı. Devrim geri çekilirken ne yapacaksınız, ilerlerken ne yapacaksınız? Kaypakkaya onu okuyorum, dinliyor, dinlemezlikten geliyor sonunda bu. Diyor ki Mao, bir devrim diyor, yükseldiği zaman kitleler katılırlar, geriye çekildiği zaman kitleler terk ederler. Siz de diyor, eğer onlar geri çekilirken ileri atılırsanız macera yaparsınız. Maceracılık budur diyor, yani devrim geri çekilirken, toplum geri çekilirken sen ileri atılırsan yalnız kalırsın ve macera olur ve ezilirsin. Ben bunları okuyorum şeyden, Kaypakkaya'ya, o kitaptan şu kitabın adı. Mavuz'un devrim yazıları mıydı, devrimci yazıları mıydı? Seçme yazıları. Burada belki vardır o. Kitabın içinde vardır kitabın adı. Bulursun. Yani öyle baktığın zaman bir tabii bizim açımızdan eleştiri öz eleştiri, kendi hatalarımızı anlamak. Bu hataları niye anlamak? Birincisi bir daha buna benzer şeyleri daha ciddi olarak tartışmak ve ele almak gerekecek. İkincisi yani Türkiye'de hala bu meselenin bir eleştirisi yapılmadı şimdi. Ben bu kitabı yazarken yani hem kendi eleştirimizi yapmayı, kendi tarihimizin eleştirmeyi hem de sorunun genel bir eleştirisini yapmayı hedefledim. Yani tabii ki bunu çok dikkatli ve korkak bir şekilde yaptım işin aslı. Çünkü laf anlatmak o kadar zor ki o maceraları yaşamış arkadaşlarımıza. Şimdi bir şey biraz ileri bir laf etsen yeniden ipler kopar, yeniden sert bir noktaya gelir.